Hepinize selamlar arkadaşlar. Çalışın İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Orta seviye cümle kurma serisinde 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde de bir önceki bölümdeki olduğu gibi metin çevireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şimdi Ekim ayının ortasına kadar geldik arkadaşlar. 37 adet kursumuz da yine indirime girmiştir. İkinci indirimdeyiz arkadaşlar. Artık son indirimlere geldik. Her birini 49.99'a alabilirsiniz. Ömür boyudur ve tek ödemeyle birlikte erişebilirsiniz. İstediğiniz zaman girin, istediğiniz zaman çıkın arkadaşlar. Kurslarınız her zaman cebinizde olacaktır. Udemy sitesinden alıyorsunuz ve bu videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında bütün indirim linkleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda oradan da indirim kodunu da bulabilirsiniz. Aynı zamanda kurslar hakkında daha fazla bilgi edinmek için de bizim WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi metnimize başlıyoruz. Şunu diyor. Covid-19 sırasında seyahat etmek farklıdır. Evet şurada. Farklıdır demiş. Her zaman dediğim gibi size arkadaşlar. Bakın farklıdır. Sıfatla bitiyor değil mi? İster bunu farklıyı burada yüklem pozisyonuna getirin. Yani it öznesiyle birlikte başlatın. Ya da şunu komple özne yapın. Yapalım bunu özne. Biraz uzun yazalım. Covid-19 sırasında seyahat etmek. Çok da uzun değilmiş. Seyahat etmek fiilimiz burada fiil isimleşmesi gerekiyor ve özne olarak gelmesi gerekiyor. Travel fiili daha önce dediğim gibi journey ya da infinitive olarak gelebilir. To travel da diyebilirsiniz. Traveling de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha çok bunu yakıştırıyorum biliyorsunuz. Traveling sırasında diyor during'i koydum. During COVID-19 diyeceksin. Traveling during COVID-19 diyorum. Evet özne konumdaki ifade budur. Bu is different. Different farklıdır diyoruz. Bu kadar. İnsanlar yine uçuyor. Tamam, yine anlamında again'i kullanırız. People özne konudaki ifade. People fly again. İnsanlar yeni uçuyor. Yeni kurallara uyarlar. Onlar uyarlar. They kurallara uymak anlamında obey the rules ya da follow the rules diyebilirsiniz. Follow kullanalım. Follow the demeyelim. New rules diyelim. Yeni kurallara uyarlar şeklinde. Okay. They follow new rules. Yeni kurallara uyarlar diyoruz. ABD'li yetkililer yolcuların artık daha agresif olduğunu söylüyor. Hemen çizelim altını. Aşağı geçelim. ABD'li yetkililer özne konudaki ifade. Yetkililer officials olsun. O zaman şöyle diyeyim. US ABD'li US officials ABD'li yetkililer söylüyor. Burada bir dead clause var arkadaşlar. Bakın say that. Hani söylüyorlar ki devamında bir cümle. Bu cümle. US official say cümle. Yani ABD'li yetkililer söylüyor. Devamında bir tane daha cümle söylüyor. Cümleyle cümleyi nasıl bağlıyoruz? Dead ile birlikte bağlıyoruz. Bu da non clause, dead clause'unu oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Devamındaki yazacağımız cümle dead ile birlikteki cümle tam cümlenin nesnesi konumunda olmuş olacak. Birlikte zaten onu teyitleriz. Hadi bakalım. Yolcular artık daha agresif oluyor şeklinde cümle. Yolcular özne konudaki ifade. Passengers are now artık kullandım. Artık now'la birlikte verdim. Now daha more aggressive. Hadi okuyalım. US officials say that. ABD'li yetkililer söylüyorlar ki passengers yolcular are now more aggressive. Artık daha agresiflerdir, daha agresif oluyorlar şeklinde arkadaşlar. Soralım. ABD yetkililer söylüyorlar. Neyi söylüyorlar? İşte bunu söylüyorlar. Komple cümle nesne olarak gelmiş. Gördünüz mü? Cümle nasıl nesne gelebilir ki? Mümkün değil. O cümle ancak ve ancak isimleşirse gelir. Ve dolayısıyla dead clause dediğimiz olay da isim cümleciği olmuş oluyor. Yani cümle artık isimleşmiş oluyor. Bu şekilde daha rahat kavrayabilirsiniz. Evet yolcular uçuş sırasında maske takacaklarını kabul etmelidir. Minimalı anlamında bir modal kullanalım orada. Yolcular özne konudaki ifade. Passengers. Must'ı kullanayım. Must. Kabul etmek agree'yi kullanacağım. Agree dead clause yine oluşturayım burada. Bir dead clause daha var. Yukarıda anlattım. Şunu diyeceksiniz. Uçuş sırasında onlar maske takacaklar. Gördünüz mü? Onlar hemen yazıyorum. They. Will. Takmak anında wear fiilini kullandım. Wear fiil aynı zamanda giymek anında da kullanılır. Wear ne? Masks. Maske takacaklar. During'i sırasında koydum. During a flight diyelim.
uçuş sırasında şeklinde. Hadi okuyalım. Passengers must agree that, yolcular kabul etmeliler ki, they will wear masks during a flight. Yani yolcular uçuş sırasında maske takacaklarını kabul etmelilerdir şeklinde. Her zaman yapmak istemezler. Onlar istemezler. Özel konudaki ifade they. They don't. Her zaman diye always'i kullanacağım. They don't always istemek want to do it. Her zaman onu yapmak istemezler şeklinde kullandık. Evet, burada bir sıklık sarfı kullandım. Gördüğünüz gibi her zaman anlamında. Cümlenin sonunda all the time'ı da kullanabilirdiniz. Bu simple present tense'i genellikle gösteren bir sıklık sarfıdır. Eğer başka sıklık sarfları da kullanacaksanız olumsuz cümlelerde yardımcı fiillerden sonra kullanın arkadaşlar. Hangi zarfı kullanıyorsanız kullanın. Özellikle sıklık zarflarında ya da belirteç zarflarında. Bu yardımcı fiil don't olur, doesn't olur, am is are olur. Olumsallarını gösterirsin. Will olur, o want'a döner. Be going to olur, o yine olumsallığı gösterir. Present perfect tense have, has kullanılır. Past perfect tense had kullanılır. Past continuous tense was, were kullanılır. Onlardan sonra lütfen getirin arkadaşlar bu sıklık zarflarını. Aklınıza kalsın. Şuradayız. Kızgınlar. Onlar kızgınlar. Onlar sinirliler. Kısaca yazalım. They are angry. They are angry. Kızgınlar, sinirliler. Bir uçuş görevlisine saldırırlar. Çizelim. Onlar. Yine simple present tense kullanayım. Saldırmak attack olsun. They attack a uçuş görevlisi flight attendant. Flight attendant. Attendant olumsuz çoğul yazalım. Uçuş görevlisine, uçuş görevlerine saldırırlar diyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Aynı zamanda mürettebat anlamda da kullanılır tabii ki. Uçuş görevlileri bir yolcu sinirlendiğinde burada bir when bağlacı var. Ne yapacaklarını bilmek için özel eğitim alırlar. Sinirlendiğin ister buradan başlayın, ister onu sona saklayın, sona saklayın. Şunu diyeceksin. Uçuş görevlileri özel eğitim alırlar. İlk olarak buradan başlayalım. Altını çiziyorum. Yine flight attendants şeklinde göstereceğim. Flight attendants. Şöyle yazıyorum. Uçuş görevlileri alırlar. Get. Ne alırlar? Özel eğitim alırlar. Special training. Special training. Tamamdır. Sıradaki şu. Bilmek için. Mak için amaç bildiren kullanıyorum. To. In order to. So as to. So as to kullanıyorum. So as to. Bilmek için. No. Neyi bilmek için? Nesne arıyorum. Var mı? Ne yapacaklarını bilmek için. Alın size nesne. Ama burada ne var? E peki nesne konumunda ne ile alakalı bir cümle nasıl olacak ki? Ancak onu isimleştirirseniz olur. Ne ile? What'la birlikte. Ne ile birlikte değil mi? Yukarıdaki that clause'un aynısı. Orada that yazdık, burada what yazdık. Yine aynı. İsimleşmiş oluyor o cümle. What? Onlar yapacaklar diyeceksiniz. What? Hatta kısaltalım. Noun clause bağlaştırarak birlikte nasıl kısaltılıyor? What artı to infinitive. What to do? Bu kadar arkadaşlar. Ecek acak vesaire koymanıza gerek yok. Özün ortaklığı olduğu için daha güzel kısalıyor. Okuyalım şurayı. So as to know what to do. Ne yapacaklarını bilmek için şeklinde. Şu kaldı. Bir yolcu sinirlendiğinde when bağlacını söylemiştim zaten dığında dinle anlamda. When a passenger is angry. Evet şöyle. Bir yolcu sinirlendiğinde. Hadi aşağı inelim. Son paragraf. Kötü bir şey olduğunda birçok olay olur. Yine dığında dinle when bağlacı var. Birçok olay olur diyor. Orada bir deri zararla verelim mi? There are'la birlikte verelim. Birçok olay meydana gelir şeklinde. There are many events. Birçok olay meydana gelir olur. When dığında kötü bir şey olduğunda. When something bad kötü bir şey. Biliyorsunuz belgesiz zamirler. Something, nothing, everywhere, anywhere, somebody, someone. Bunlarla birlikte sıfatlamamız olduğu zaman kötü bir şey diyor ya. Ters çevir yazarsınız. Burada da öyle yazdık zaten. Something bad happens. Kötü bir şey olduğunda meydana geldiğinde dedik. There are many events when something bad happens. Kötü bir şey olduğunda meydana geldiğinde birçok olay olur diyoruz. Bu kadar. Kurallara uymayan veya agresif davranan bir yolcu 37 bin dolara kadar para ödeyebilir diyoruz. Ceza ödeyecekmiş. Davranan bir yolcu. Kim?
Bakın hiç karıştırmayın. Uzun gibi görünüyor. İçinde cekte clause var. Ödeyebilir değil mi? Ödeyebilir. Kim ödeyebilir? Bir yolcu. Hadi yazalım. Adım adım gideceğiz. A passenger. Bir yolcu. Ama nasıl bir yolcu? Agresif davranan bir yolcu. Ya da kurallara uymayan bir yolcu. İki tane var bakın. Birincisi bu. İkincisi bu. Bundan altını çiziyorum. Sıralı ifade. İlk baştan hangisini yazmaya başlayacaksınız? Tabii ki bundan. Bunlar yolcuya bağlanıyor. Kurallara uymayan yolcu. Agresif davranan yolcu. Gördünüz mü iki tane? Hadi ilk bu. Kurallara uymayan. O zaman ejective clause'u başlatıyorum hemen. Who ile ya da that ile birlikte bağlayabilirsin. A passenger. Şunu diyelim. Who doesn't? Kurallara uymak anlamında follow kullanalım yine. Follow the rules. Rules. Or agresif davranmak. Bunu agresif olmak anlamında kullanalım. Is aggressive diyelim. Tamam, yukarıda zaten ikisini de yazmıştık. Okeydir. A passenger who doesn't follow the rules or is aggressive. Yani kurallara uymayan veya agresif davranan bir yolcu özne konumdaki ifade. 37 bin dolara kadar para ödeyebilir. Bilir kullanmış. Burada can modunu kullanalım. Can ödemek anlamında fiilimiz. Pay money. Para ödeyebilir. Bir şeye kadar diyor şurada. Dolara kadar. O zaman up to'yu kullanalım. Up to neye kadar? 37 bin dolar diyeceğiz arkadaşlar. 37,000 dollars diyoruz. Noktamı da şöyle koyuyorum. Okeydir. Evet, şurada ejective clause'u gördüğünüz gibi uyguladık. Yapan, eden anlamında kullanmak değil mi? Kurallara uymayan ya da agresif davranan yolcu. Şurası özne oldu. Can pay money up to $37,000 şeklinde göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu bölümde COVID-19'la birlikte noktalamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet, 7. bölümümüz de yine burada metin çevirisi şeklinde olacaktır. Birkaç bölüm daha gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir bakın bakalım yorumlarda şöyle beni biraz eleştirin. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Hani özgün cümleler mi yapalım? Farklı cümleler mi yazalım? Birbirinden bağımsız ya da bu şekilde bağımlı şeklinde eklentili şekilde büyüyen burada konulu metinler mi yazalım? Birlikte bunu değerlendiririz. Yorumlara da lütfen ekleyin arkadaşlar. Yani farklı kelimeler de farklı cümleler de yazabiliyorsanız lütfen onları da ekleyiniz. Hem başka arkadaşlar da görebilir hem de biz de görebiliriz arkadaşlar. O yüzden de oradan da daha rahat bir şekilde kendinizi büyüterek geliştirebiliriz sevgili arkadaşlar. Kurslarımızın indirimli olduğunu tekrardan söyleyeyim. Ve indirimler sona erecektir arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde sona erecek. Videonun açıklama kısmında bütün indirimli linkleri 37 kursunda bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda şunu da belirteyim. YouTube katıldan da soran oluyorlar. Udemy ve YouTube'daki kurslar aynıdır arkadaşlar. O yüzden de hanginiz yani YouTube'dan almak istiyor, hanginiz Udemy'den almak istiyor, bu tercih sizindir. İkisinin de kursları aynıdır. Yine bu videonun açıklama kısmında linkini bırakın ve aynı zamanda hemen videonun altında katıl butonu da görebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız da YouTube sayfamıza girin, kanalımıza girin. Oradan da katıl butonunu görebilirsiniz. Orada 5 tane paket var arkadaşlar. Farklı kurslar temelinde, A1, A2 temelde, işte B1, B2'de kapsayacak şekilde büyüyerek o paketler de gidiyor. O şekilde de kendinize uygun şekilde katıl butonunda da YouTube'dan kurslarımıza sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Udemy'deki kurslarla YouTube'daki kurslar aynıdır. Bunu da son olarak belirtmek istiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.